Ben bunu bir şey yapayım ya. Pencereyi kapatayım. Sesler geliyor herhalde size. Bugün perşembedir. Sesler durmadı. Most animals. Birçok hayvan. Ses, görüntü. Evet, tamam. Birçok hayvan today, bugün, are protected. Korunurlar. By international law. Uluslararası yasalarla korunurlar. Evet. Because, çünkü. The natural life, doğal yaşam of most animals. Birçok hayvanın doğal yaşamı is not harmed. Zarar görmüyor. Görmediğinden dolayı, yaşamı tehlikede olmadığından dolayı niye o zaman yasalarla korunsunlar? All the humans harm endangered animals. Yani insanlar hayvanları tehlikenin içine atmasına rağmen tersi yok. Because burada olsaydı, insanlar hayvanları tehlikeye attıklarından dolayı uluslararası yasalarla koruma altına alınırlar, olabilirdi. Ama rağmen zıttık yok. Therefore, bu yüzden all animals, bütün hayvanlar are of. Greed, sahiptiler, is of, are of. Çok önemli. Sahiptiler, great importance to the ecosystem. Ekosistem için büyük bir öneme sahiptir bu yüzden. Korundukları için mi? Hayır, olmalı. Because'den dolayı korunma altında olabilir. There is no risk. Hiçbir risk olmadığına for domestic animals such as cats and dogs. Köpek ve kediler gibi yerli, yerel, evcil yani hayvanlar için bir risk var olmadığından dolayı o zaman uluslararası yasalar niye? But, fakat many like the black rhinoceros, bu geyik midir acaba? And African elephant, Afrika fili ve gergedan, siyah gergedan gibi birçokları are hunted illegally. Yasa dışı bir şekilde avlanırlar. Yani uluslararası birçok yasayla koruma altındadırlar ama yasa dışı olarak şunun gibi hayvanların birçoğu avlanırlar. Yasa var ama kimse uymuyor. Yasa var ama pratikte yok. Çok iyi. Zıttık var. Yasalarla korunurlar ama buna rağmen avlanırlar. Bakın. Cevabımız Edirne. Zıttık çok iyi. Çok güzel bir soru. Hiç sıkıntı yok. 32'ye bakıyoruz. As the Japanese economy is slowly declining, manager thinks. Japonya ekonomisi yavaş yavaş azalma, yavaş yavaş düşüşte olmasından dolayı, yavaş bir şekilde düşüyor olduğundan dolayı managers, müdürler düşünürler ki, bence think that'tir. Think that, believe that. That'ler iki yerde var. Bakın C'de ve D'de var. Hangisi uyumlu? Bir önce bunlara bakalım. Think that. Learning English is the only possible way to communicate with the world. Dünya ile iletişim için olası tek yoldur. İngilizce öğrenmek. Konumuz iletişim değil ki, dünya ile iletişim değil. Konumuz ne? Konumuz Japonya ekonomisinin azalması. Yine düşünürler ki, having a largest economy in the world, dünyada en büyük ekonomiye sahip olmak, has high risk. Sahipte büyük risklere sahip olduğunu düşünürler. Sebep sonuçta çok iyi değil ha burada. Yani Japonya ekonomisi yavaş yavaş azaldığından dolayı managers düşünürler ki büyük bir ekonomiye sahip olmak dünyada büyük bir riske sahip olmak demektir. Riski artırır. Bir zıtlık görüyor musun? Görüyor musun sebep sonuçten dolayı? Yo. Bir diğerlerine de bakalım. Ben şu det çok tam istediğim det değil. Yani ben manayı çok iyi yakıştırmadım oraya. Ama bakalım. C kesin değildir. Konumuz iletişim İngilizce falan olamaz. A'ya bakalım. So, çünkü bu yüzden economic sanctions, ekonomik yaptırımlar, ambargo, yaptırım are useless, faydasızdır for economy and finance. Finans ve ekonomik için yararsızdırlar. Ekonomik ambargolar bu yüzden. Düşünürler ki bu yüzden olmaz. Düşünürler bu yüzden düşünürler olur. Mesela so burada olsaydı so bu yüzden. Böyle so'nun yeri değil aslında. B bakalım. Japanese economy will become an increasing world power. Japonya'nın ekonomisi olacak bir artan dünya gücü. Burada zıttık olması lazım. Japonya ekonomisi gittikçe azalmasına rağmen azalsa da
olsaydı olurdu. Yani yöneticiler düşünürler ki Japonya ekonomisi hale gelecek, artan bir dünya gücü haline gelecek. Olabilirdi. Peki IMF'e bakalım. A large amount of aid, yani yardımın büyük bir miktarı came from the rich people in the country to improve the economy. Ekonomiyi geliştirmek için ülkedeki en zengin insanlardan yardımın büyük oranda geleceğini düşünür. Bu daha güzel. As, burada when gibi alalım. Japonya ekonomisi yavaş yavaş azaldığından dolayı yöneticiler düşünürler ki büyük bir miktar, yardımın büyük bir miktarı düştüğü vakit olsaydı, vakit dağında gibi ezi alsak. Evet, yardımın büyük bir oranı, evet, ekonomik geliştirmek için ülkedeki en zengin insanlardan yardımın büyük bir miktarının geleceğini düşünür. Valla bu da çok güzel değil. Bu cümle yine çok iyi bir cümle değil arkadaşlar. Bir bunu sorgulayalım, nasıl alınmış. Yani kaynağını bir görelim. O da online'dır. Japan leaders are telling. Evet. When. As ile başlayan. Nerede var bu as ile başlayan? Ha. As the Japanese economy is slowly declining, managers think that learning English is the only possible way to communicate with the world. Allah Allah. Nasıl İngilizce ile yapmış bunu ki? Ne alakası var? Japanese company leaders are telling their employees to learn as much as English as possible. Ha, bunu sen başa kopardığın zaman olmaz işte. Bakın arkadaşlar, şunu cümleyi eğer sen kafasını keser, as'den alırsan cümleyi katledersin. Ben İngilizce bağlantısını kuramam. Kesinlikle soru sıkıntılı. Bakın diyor ki Japonya şirketlerin liderleri söylüyorlar kendi işçilerine, çalışanlarına as much as English as possible, mümkün olduğu mertebe çok fazla İngilizce öğrenmelerini söylüyor. Çünkü Japonya ekonomisi yavaş bir şekilde azalıyor. Azaldığından dolayı yöneticiler düşünürler ki niçin bu İngilizceyi emrediyor? Sen şu bağlantıyı koparırsan ben İngilizce gidemem. Mümkün değil. Evet arkadaşlar, cevabımız C'dir. C'dir. Ben C hayatta vermezdim. Asla vermezdim C'yi. Vermeniz de mümkün değil. Ama eğer şu cümle koparılmasa arkadaşlar, şu cümle koparılmasa ben anlarım. Bakın şu cümleyi buraya getirmemiz lazım. Japanese company leaders are telling. Şunu koparamazsın sen. Baştan kopardığın zaman cümleyi katledersin. Mümkün değil kimse bunu doğru yapsın. Bu soru eğer ÖSYM sorsa kesinlikle iptallik sorudur bu. Olmaz ki böyle bir dava. Hangi hakla, hangi gerekçeyle? Olmaz arkadaşlar. Şimdi düzeltmeye çalışıyorum arkadaşlar bu soruyu. Şimdi bakın, Japanese company leader are telling their employees to learn as much as English as possible. Güzel. As the Japanese economy is slowly declining, think that İngilizce. Ben bu cümleden yola çıkarak İngilizceye gidebilirim. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Burada hocam, eğer şöyle bir şey olsaydı, as, in case olsaydı, in case, bu iyi olurdu. In case the Japanese economy is slowly declining, Japonya ekonomisinin gittikçe azalması halinde yöneticiler düşünüyorlar ki en büyük yardım içeriden gelecek. Olması halinde, koşuluyla, şartıyla, eğer olursa, if de olur. Bakın buraya if olur. Başka, eğer e vermemiz için ha. When olur, dığında. Eğer olursa, if. Sonra hangisi olur? Only if. Sadece eğer böyle olursa gibi. Yani ama en güzeli arkadaşlar, en güzeli if'tir. Şey, in case'tir. In case. Eğer Japon ekonomisi, eğer bir tehlike oluşursa, ekonomi bozulursa, en büyük yardım zengin iç vatandaşlardan, içerideki zengin vatandaşlardan gelir. Böyle olması halinde, olması durumunda. Eğer böyle olursa. Ama yapı as'le başlamış. Evet arkadaşlar, bunu düzeltmemiz lazım. Bu şekilde şunu C diye kodlayın. Yani bunu doğru kabul edin. Kesinlikle doğru kabul edin. Ben de dedim ama İngilizce cümlesi başından kesildiği için mecburiyetten
Yoksa de çok güzel değildi. Evet. Yani bu soruları şöyle anlıyorum. Bu soruları editten geçirmeden benim size göndermemem lazım. Yani bir şeyler yapmamız lazım. En az 1-2 gün önce benim elime gelmesi lazım. Bir gün boyunca bunların bütün bu soruları tatbik etmem lazım. Bakın şimdiye kadar 4-5 tane sorumuz sıkıntılı çıktı. Yani editten geçmesi lazım. Tek kişinin elinden çıkınca o göremiyor. Fark edemiyor. Evet arkadaşlar, bunu ben görseydim muhakkak kaynağa giderdim. Şu cümleyi eklerdim. Ya da yeni bir soru oluştururdum. Ama o fırsatı bulamadık. Yani mazur görün bu hafta. Önceden yapıyorum bunu. Geçelim. Canımız sağ olsun. Problem yok. 33. Studies show that up to e kadar. Gösterdi ki, çalışmalar gösterdi ki up to about 60 months of age, 6 ay, yaşın 6 ayı, yaklaşık 6 ayına kadar up to, until, till gibi. Evet. 6 aylık, şöyle bakın bebekler, eğer çocuklar, the way, no speech, in order to. Bence cevap bebeklerdir. Çünkü ilk 6 ay, bakın yaşın ilk 6 ayından bahsedecek olan bebeklerdir. İlk 6 aya kadar bebekler can recognize, tanıyabilir all the sounds, bütün sesleri. That o sesler ki make up all the languages in the world, dünyadaki bütün dilleri oluşturan heceleri, sesleri tanıyabileceğini göstermiştir. Çok güzel. Yaşın ilk 6 ayına kadar bebeklerin bütün sesleri, cevabımız arkadaşlar bence rahat gittiniz buna. İlk 6 ay yaş, bebekler, bağlantı çok kuvvetli. Çok güzel bir soru. Basit, kolay, yanlış yapılmayacak bir soru. 33. B, C, D ve E'yi verenler var mı arkadaşlar? Ben çeviri yapmak için okuyacağım arkadaşlar. If our children, çocuklar başlarsa language education, dil eğitimine at an early age, erken yaşlarda, they will be more successful in this regard. Bu bakımdan, bu açıdan başarılı olacak. Bu bağlamda, yani dil bağlamında başarılı, daha başarılı olacak. Evet. The way to support speech and language development, yani dil gelişimini ve konuşmasını desteklemek için yol, destekleme yolu is to follow, takip etmektir. The stage of development. Evet, gelişmenin evrelerini, yani gelişme evrelerini takip etmektir. Yani seviyeleri takip et, gelişimin seviyelerini takip etmektir. Staj merhalelerini. No speech is expected. Hiçbir konuşma beklenmiyor. From the child, çocuktan, in the first 6 months, ilk 6 ayda. This is the period before the speech. Bu periyot konuşmadan önceki periyottur. In order to teach the child new words, yeni kelimeleri çocuklara öğretmek için it's necessary, gereklidir, to name, adlandırmak, the objects, nesneleri, around her, onların etrafındaki nesneleri adlandırmak gereklidir. Ki, o nesneler ki herhalde, she was interested in and pointed at. Bu she, bence she or he diyelim. Çünkü burada dişilik alameti yok ki. Erkek olsun, kız olsun, ilgilendiği ve işaret ettiği, dikkat ettiği etrafındaki nesneleri adlandırmak gerekir. Yani çeviri için okudum. Zaten bu soru hemen bizi direkt bebeklere götürür. 34'e bakalım. Zıtlık, bakın, oldu. Görüyor musunuz? Ne kadar önemli. Although in the last few years in Western Africa lack of rainfall is mostly responsible for the dry period. Son birkaç yıldır Doğu Afrika'da yağış yetersizliği, yağışın yetersizliği, although is mostly responsible, büyük oranda sorumlu olmasına rağmen, for the dry period, kuraklık sezonu periyodunun çoğunlukla sorumlusu olmasına rağmen, o zaman sorumlusu değildir. Büyük felaketler başladı ortaya çıkmaya across the continent, yani kıta çapında, bütün kıtada ortaya çıkmaya başladı. The biggest reason for famine was very little rain. En büyük sebep, kıtlık için en büyük sebep çok az yağıştır. Yağıştı. The government did its best and took many measures. Hükümet diyor yaptı en iyisini yaptı ve birçok tedbir aldı. Ölçü, tedbir. Governments, hükümetler have not done, yapmamıştır yeterince to cope with the diseases. Yani
Hükümet söz konusu felaket. Felaket ne? Kuraklıktır. Bakın, felaketle baş etmek, cap with arkadaşlar çok önemli. Baş etmek, mücadele etmek, hakkından gelmek, üstesinden gelmek. Felaketle, felaketin üstesinden gelecek, gelmek için yeterince harekete geçmemiştir. Cevap D görünüyor arkadaşlar. E'si nerede? E'si, ben bunu biraz alayım. Bir E'ye de bakalım. Famine not only affected human life. Diyor, kıtlık sadece etkilemedi insan hayatını, but also animals and plants. Bitki ve hayvanları da etkiledi. Yok arkadaşlar, yani sorumlu Doğu Afrika'daki yağışların, yağış yetersizliği çoğunlukla sorumlu olsa da hükümet de sorumludur. Yani sorumlu bu olmasına rağmen, sorumlu bu görülmesine rağmen ama gibi ya. Ama hükümetler de tedbir almamıştı. Bir de disaster, adı geçen felaket, söz konusu felaket, o da kuraklıktır. Konumuz famine değil, kıtlık değil. Bakın E'de famine, kıtlık. Paralel olsa da kıtlıktan bahsetmiyoruz, kuraklıktan bahsediyoruz. Famine, B gitti, kıtlık değil konumuz. B ve E gitti. Bir de bu sorumlusu yağış yetersizliği değil, hükümet de tedbir almamış. The government did its best, en iyisini yaptı. Yani sorumlu, bu sorumlu olmasına rağmen hükümet en iyisini yaptı ve tedbirlerini aldı. Yok. Bence zıtlık orada yok. Hocam zıtlıkta şey aramamız gerekmiyor mu? Neyi? İlk cümle olumsuz, ikinci cümle de olumluya yakın olması gerekmiyor muydu? Evet, doğrudur. Ama hocam yani şeyi seçersek E mi demiştiniz? Değil mi hocam? Yok, ben cevaba D diyorum. Ha, D diyorsunuz değil mi hocam? Ben D diyorum, C D. Yani hükümet de olumsuz bir tavır. Ortada olumsuz bir durum var. Bir de hükümet olumsuz davranıyor. Normalde olumsuz artı olumlu olması gerekmiyor muydu? Genel mantık öyledir. Ama biliyor musunuz konu nedir? Ben diyorum ki mesela burada bir felaket oluyor. Mesela çok yağmur yağıyor Diyarbakır'da. Ben diyorum ki herkes valiliği suçlu görmesine rağmen belediyede suçludur. Bakın, zıtlık nedir burada? Zıtlık, yani büyük oranda çoğunlukla sorumluluğu neye yüklüyorlar? Yağışlara, yağışların yetersizliği, kuraklık sezonunun sorumlusu olarak görülmesine rağmen hükümet de kendisine düşeni yapmadı. Yani hükümet de sorumludur ha. Tek sorumlu bu değildir. Bakın, tamam, sizin cümlenizi C'yi tatbik edeyim. Çoğunlukla yağışın yetersizliği Doğu Afrika'daki kuraklık periyodunun sorumlusu olarak görülmesine rağmen hükümet de yok bir kere. Hükümet yapmadı, en iyisini yapmadı. Cümle oturdu mu? Yağış yetersizliği kuraklığa sebep olmasına rağmen hükümet en iyisini yapmadı ve tedbir almadı. En iyisini yapmadı, tedbir almadı. Bence olmaz. İsterseniz kaynağını da göstereyim size. Ben diyorum ki bu işten ben sorumlu görüyorum ama ben sorumlu değilim. Tek sorumlu ben değilim. Mesela İngilizce'de diyelim ki bir arkadaş 80 bekliyor, 70 almış. Ben diyorum hocam bu işin sorumlusu herkes beni görüyor. Ama değil. Tek sorumlu ben değilim. Bakın zıttık orada. Herkes yağışı yetersizliğini sorumlu görüyor. Görmesine rağmen hükümetler yeterince bu felaketle mücadele etmedi. Yani o da sorumludur. Azıcık zorluğu var sorunun. Yani alışılagelen zıttığın dışında bir zıttıktır. O yüzden belki yakalanmıyor. Bir bakalım. Nerede geçiyor bu? Oldu. Evet. Although lack of rainfall is mostly responsible for the dry period, government, hükümetler, have not done enough to cope with the disaster. The disaster var ya, zaten bu ona bir şey daha arkadaşlar. Şimdi diğer cümle bir atıf. Birinci cümleyi ve ikinci cümleyi birbirine rapt eden, birbirlerine bağlantılayan bir şey bana lazım. O da bu the disaster söz konusu felaket. Felaket nedir? Kuraklık sezonu, periyodu. Feminleri çıkarın. Burada atıf da yok. Atıf da yok ha. Yani o da the çok önemli bir atıf. These, that, those, that. Bu işaret sıfatları var ya. Evet. Doğru yoldayız. Yo yo. Herkes yağışları sorumlu görüyor. Ama hükümetler de yeterince bu felaketle mücadele için, baş etmek için yeterince
yapmadı. Yani kendilerine düşen sorumluluğu yerine getirmedi. Onlar da sorumludur. 35'e bakalım arkadaşlar. While, mukayese. While excessive smoking and drinking alcohol are still major problems in Great Britain. Büyük İngiltere, yani İngiltere'de hala ana problemler iken aşırı sigara içmek ve alkol içmek hala ana problemlerken İngiltere'de, evet, mukayese. Obesity and unhealthy, obezite ve sağlıksız beslenmek de a big problem, büyük bir problemdir. Evet, bunlar İngiltere'de zıttık, burada çok yok. İkisi de büyüktür ya. B bakalım, obesity is at least as dangerous. Obezite nedir? En az, tehlike olarak en azdır. Obezite. E bunlar çok tehlikeli, bunlar az. Herhalde yani zıtlık ve mukayese. Mukayese obeziteyi sigara ve alkol içimiyle mukayese etmiş olabilir. Bir de bunlar aşırıdır. Bunlar çok fazladır. Bu da azdır. Tehlikesi azdır. En az tehlikeye sahiptir. Bu da en aşırı tehlike, en az tehlike, yine mukayese. Mukayese ve yarı zıtlık B'de daha belirgindir bence. A large part of people's income, insanların gelirinin büyük bir kısmı is spent, harcanır on tobacco products. Burada eğer alkol da olsaydı olurdu. Aşırı tehlikeliyken nüfusun büyük bir geliri tütün ürünlerine harcanır. Ama alkol havada kalıyor, değil mi? Alkola harcanıyor deseydi zıtlık vardı. Hem tehlikelidir, tehlikeli olmasına rağmen tehlikeliyken harcama çok yapılıyor. Ama alkol sadece tütün dedi. Alkol demedi. Bu parça bütün ilişkisi zayıf. Evet, D'ye bakalım. Healthy professionals, sağlık uzmanları make important contributions, önemli katkılarda bulundu. Zıtlık yok, mukayese yok. Smoking and alcohol consumption have increased. Tüketimi artmıştır. Sigara ve alkol tüketimi artmıştır. En aşırı tehlikeliyken, yani aşırı derecede, büyük İngiltere'de hala büyük problemlerken tüketimi artmıştır. Valla burada zıttık var arkadaşlar. Siz buna ne dediniz? Ben B diyorum. B diyorum da mesela E niye olmasın? Evet. Kesinlikle bunun burada olmaması lazım. Smoking and alcohol. Yok. C olamaz. Çiğdem hocam, çünkü burada tabakko tütün ürünleri var ya. Tabakko and alcoholic drinking alcohol deseydi ya da alcoholic foods gibi, alkoholik yiyecekler, içecekler gibi bir şeyler deseydi, burada sadece konumuz sigara değil, sigara ve alkoldür. Ama E çok daha güzel bence. Yani aşırı derecede, aşırı derecede hala büyük bir problemken alkol ve... Ama burada arkadaşlar, burada bir sıkıntı şu olabilir. İşte burada drinking alkol, alkol ve smoking geçti ya, burada zamir tekrarı sıkıntıdır. Dey deseydi. Dey consumption, smoking and alcohol consumption ya da their consumption, onların tüketimi have increased, artmıştır. Yani şöyle diyorum. Eğer bileşik cümlelerde özne tekrar ediyorsa ondan kaçın. Özne bir kere tekrar edilir. İkinci cümlede zamir olarak devam eder. Tamam? Ama bu yine kurtarmaz ha. Bunu kesinlikle değiştirilmesi lazım. Bunu doğru kabul edin. Ev verenler doğru kabul etsin. Ama demek istediğim, böyle bir şey aklınızda bulunsun. Yani bir kere smoking ve alkol geçmişse ikinci defa değir gelir. Onların tüketimi artmıştır. Siz not alıyor musunuz arkadaşlar? Ben not almadım ha. Hangi soruları doğru kabul ettik diye. Onları toplu bana söylerseniz hem değiştiririm hem de onları doğru kabul ederiz. Hani sisteme de işlerim doğru cevap diye. 36'ya bakalım arkadaşlar. Coffee contains, kafe içerir. Kafein, which is stimulant that. Yani bir uyarıcı olan kafein içerir. Evet hocam, buyurun, dinliyorum. Hocam, duyabiliyor muyuz hocam? Tabii duyuyorum hocam. Şimdi önceki soru için diyorum da. 35. Yani B olduğu araştırmalar en çok, en az mesele gidiyor galiba. Evet, sesiniz niye gidip geliyor? Gidip gelmemesi lazım. Ben de anladım. Kesik geliyor. Peki ben mikrofonumu kapatayım, yine deneyin. Çünkü bu sağlıklı olması lazım. Ben bir mikrofonumu kapatayım hocam. Siz bir şimdi deneyin. Ben daha sonra sorayım istersen. Tam gelmiyor galiba. Peki hocam.
O zaman siz mikrofonu kapatın. Mikrofonu ben kapatınca sesiniz iyi geldi aslında. Ama her neyse. Geçelim. Doğrudur. Sanki siz B diyorsunuz. Çünkü burada obezite tehlike olarak en azdır. Burada en çokken o en azdır. Mukayese, ekses, biri aşırı, biri az, biri en çok, biri en az. O mantıkla yaklaşıp B'ye gitmişsiniz. Kuvvetli bir mantık. Ben diyorum ki cevap B'dir. Ama E'nin olmaması lazım orada. Yani ÖSYM olsa asla E'yi koymaz oraya. Dikkatinizi oraya çekiyorum. ÖSYM soruların iptaline karşı çok iyi tedbir alıyor. Evet. 36'ya geçelim. Yani bir uyarıcı olan kafeini içerir. Kafe. Kahve yani. O uyarıcı ki is the food, yiyecektir, most consumed by children. Çocuklar tarafından daha çok tüketilen bir yiyecek olan uyarıcı. Niye kahve çocuklar tarafından pek değil? In addition to these benefits, onun faydalarının yanı sıra it has many side effects. Çok fazla yan etkilere de sahiptir bir uyarıcı. Some beverage, bazı ortalamalar, yani bazı içecekler, pardon, bazı içecekler such as cola, tea contain caffeine. Yani kola çayı gibi bazı içecekler kafein içerir. One of common uses of caffeine is to increase sports performance. Yani kafeinin yaygın kullanımından biri spor performansını artırmasıdır. Artırmaktır. That rises. Artıran. Öyle bir uyarıcıdır ki rises. Artıran. Our awareness. Uyanıklığımızı, farkındalığımızı keeps ve tutan. Use bizi from falling asleep. Uyumaya düşmek. Bizi uyumaktan koruyan ve farkındalığımızı artıran bir uyarıcı olan kafein içerir. Kafein zaten böyle yapıyor. Cevap E arkadaşlar. Bence itiraz edemediğim bir soru. Güzel bir soru. Sıkıntısız bir soru gibi. Herhalde bunu siz doğru yaparsınız. Yani sorudan kaynaklı bir problem olmazsa kolay kolay yanlış yapmazsınız. Ben şimdi bu yanlışları görünce diyorum keşke böyle bir saat daha geç yatsaydım. Şunları bir temiz kontrol etseydim. Siz yani çok daha rahat yapardınız. Yani çok güçlü çeldirici soru iptal edilecek derecede. 4-5 tane soru öyleydi. Onları görmüş olurdum. Sağlık olsun arkadaşlar. Bu tecrübe oldu. Ben hani arkadaşın tatbik ettiğini düşünüyordum. Hani hazırladığı soruları bir tekrar gözden geçiriyor diye düşünüyordum. Demek ki o da fırsat bulamamış. Hazırladığı gibi bana göndermiş. Top bende olunca ben de kontrol edemedim, gönderdim size. O yüzden o işaret ettiğiniz soruları siz not aldınız mı arkadaşlar? Hangi sorulardır? Tekrar ben bunları incelemesem yazan var mı arkadaşlar? Yo, böyle de öğreniyoruz. Aslında sorulara itiraz yapmak var ya, sizde çok büyük bir özgüven oluşturacak. Çok önemlidir o yanlışları görmeniz, tartışmanız, söylediklerimin kolay kolay sizi ikna etmemesi. Bazen hani olur da ikna olmazsanız bunlar iyi şeylerdir. Neyse, almamışsanız ben tekrar bir gözden geçireyim. Onları çünkü sistemden düzeltmem lazım. Sizin notunuzu etkiler. 4-5 soru 7 puan, 8 puan artırır yani. Bu da önemlidir. Tamam arkadaşlar, ben bakar incelerim. Yarın biz, tamam sıkıntı değil. Yarın çevirilerden artık kalan 40 soruyu, 44 soruyu falan yaparız. Hızlı bir şekilde. Yani bence dersimiz bitti sanki. Çünkü saat doldu. Süreyi aşmayalım arkadaşlar. Bazen arkadaşlar yakınıyorlar dersi süreyi aştığım için. Ya da tercümeleri de bitirebiliriz. Tercümelerde bir şey yok sanki. Yani tercümeleri de bitirelim isterseniz. Ya da müsaitseniz. Peki arkadaşlar. The Balkan States, Balkan Devletleri, Yunanistan, Makedonia have ended. Bitirmiştir their 27 year long argument. Evet. Bu aslında yüklemle çözüyoruz. Bunu ana yüklemi ended, bitirmiştir değil mi? About, tamam filan. Tamam. Yani bitirmiştir, sona erdirdi, sona erdirmiştir, uzattı, sona erdirdi, sona erdirdi, sona erdirdi. Şimdi şu uzattığı çıkarıyorum. Ana yüklemden çözüyoruz. Have ended. Ben olsaydım buraya bitirmiştir diyecektim. Mıştır daha güzel. Ama erdirdi de olabilir. Ben şunu az görüyorum. Yani az, kelime sayısı az. Şu aya da bakmıyorum. Şu üçünden biri, şu da bana az geliyor. Şu ikisine bak. Balkan devletlerinden Yunanistan ve komşu devletleri. Makedonya yok. Balkan devletleri olan Yunanistan ve Makedonya olan
Tamam. Devletleri olan olabilir. 1991 yılında bağımsız hale gelen Yugoslavya Cumhuriyeti'nin resmi adı hakkındaki 27 yıllık tartışmaları sona erdirdi. Bakalım bir bağımsız hale gelen Yugoslavya Cumhuriyeti'nin eski Yugoslavya Cumhuriyeti var mıydı eski? Eski Yugoslavya Cumhuriyeti'nin resmi adı, name of official name resmi adı hakkındaki 20 yıllık süren tartışmalarını sona erdirdi. Tartışma cevap E'dir arkadaşlar. Siz çeldiren oldu mu burada? Çözenler için diyorum. 37. Yoksa hepsini okumayalım. Zaten aynı şeylerdir. Eksiktir, fazladır. 38. Recently son zamanlarda a new museum bir müze has opened. Açtı. Has opened. Son zamanlarda bir müze açıldı olması lazımdı bence. Sweden, Honor of Sweden's most famous pop group ABBA. ABBA pop grubu meşhur. ABBA en İsviçre en meşhur pop grubu olan ABBA'yla İsviçre övünerek açtı. Bir müze açtı. Açıldı. Has been olması lazım bence bu. Has been. Neyse bakın açıldı demiş. Açıldı, 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 açıldı. O zaman niye has opened diyorsun? Hangi gerekçeyle has been diyecek arkadaşlar? Bu metin nereden alınmış? Nasıl öyle bir hata yapılır? Has been olması lazım. Müsaadenizle arkadaşlar. A new museum has recently opened. Has opened'tır diyor. Stolko. Cümleyle biraz oynanmış ama açtı olmaz arkadaşlar. Açmıştır. Bir yeni müze açılmış. Has been olması lazım. Kesinlikle hatalıdır o. Neyse. Peki. Ünlü pop grubu ona yeni bir müze açıldı. Son zamanlarda yok. Son zamanlarda burada var. Geçtiğimiz hafta yok. C de gitti. Son zamanlarda. Yani bu E azdır. Ben E'ye hiç bakmıyorum. Kelime sayısı az görünüyor. Son zamanlarda ya D ya B diyorum. İsveç'in Stockholm'daki en ünlü ve en sevilen grubu ABBA'yı onurlandıran Stockholm'da devasa bir müze. Devasa var mı? Yeni bir müze. Hayır. Devasa yok. O zaman D'ye bak. Son zamanlarda Stockholm'da İsveç'in Stockholm'daki en ünlü pop grubu ABBA'yı onurlandıran yeni bir müze. Cevap Diyarbakır. Yeni müze. Gördünüz mü? Geçelim arkadaşlar. 39. A report that was published last month shows. Son aylarda yayınlanan bir rapor gösterir. Böyle böyle olduğunu gösterir. Gösteriyor. 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 Yüklemle çıkmadı. Normalde YDS'de yüklemle çıkarıyoruz. Geçen ay yayınlanan. Hayır. Geçen ay. Evet geçen aydır. Doğru. Geçtiğimiz günlerde. Olmaz ki. Mont diyor. Aydır. Bu gitti. B gitti. Geçen ay. Geçen yıl gitti. Geçen ay. O zaman hangisi kaldı? A, C ve E. Geçen ay yayınlanan bir makale. Rapordur, makale değil. Bir rapor, C olabilir. Rapor. O zaman C ile E'yi mukayese edelim. Geçen ay yayınlanan bir rapora göre, E göre tüm erkek %42'sinin ve 18 yaşın altındaki kızların altındaki kızların %18'inin özellikle var mı? Ya da hem de mi? Hem hafta içi hem hafta sonu. Bakalım. Especially var özellikle bakın. Özellikle hafta sonları. O zaman özellikle nerede geçmişti? Cevap C arkadaş. Cevabımız C. Geçiyorum. 40. Kongo goril nüfusu son 20 yılda büyük ölçüde Orta Afrika eyaletindeki şiddetli çatışmalar nedeniyle %75'ten fazla azaldı. Azaldı ana yüklem. Has been azaldı, azalmıştır olabilir. Kongo goril nüfusu. Kongo goril nüfusu son 20 yılda. Evet. Past 20 years. Son 20 yılda %75 azaldı. Şiddetli çatışmalar nedeniyle. Largely because büyük oranda şundan dolayı. Büyük ölçüde Orta Afrika eyaletindeki şiddetli çatışmalar. Because of violent conflicts in the Central Africa state. Sanki arkadaşlar cevabımız A gibi. Kongo'nun goril nüfusu has been increased. Artmıştır burada diyor. Increased bozdu. Bu olamaz. Kongo'nun nüfusu azalmıştır. Den %75'ten fazla. 75'ten fazla. Bu yok muydu A'da? Bir dakika. %75 kadar diyor. Ama den fazla var. O zaman A değil arkadaşlar. Geri alıyorum. Bu A olamaz. Den fazla bize lazım. Evet. In the past 20 years. Geçen 20 yıl içerisinde. Tamam. Büyük oranda şundan dolayı. Violent conflict in the Africa state. Ama Afrika devletleri mi? Afrika eyaletindeki şiddetli çatışmalar nedeniyle. Burada ne demişti? Central Orta Afrika demişti. Central Orta Afrika. Bu ne diyor? Orta yok. C de gitti. Kongo nüfusu azalmıştır. Bay E kadar. Den fazla yok.
bakalım Kongo goril nüfusu has by more than. Bakın. Evet. In the past 20 years largely because of violent conflicts. Cevabımız Central Afrika'sı değil. Cevabımız Edirne. Edirne arkadaşlar. Aynen. 41'e bakalım. Hindistan'ın 2 milyar dolarlık film endüstrisi Bollywood. Bugünkü Mumbai olan Bombay ile 100. yılı kutluyor. Kutluyor. Bugünkü Mumbai olan Bombay. He. Tamam. Bollywood. Tamam. Is celebrating. Kutluyor. Güzel. Kendi 100. yılını. It's center today's. It is center today's Mumbai. Bollywood. Hindistan 2 milyonluk dolarlık film endüstrisi neyle? Kendi merkezi. Bugünkü ismiyle. Bugünkü Mumbai olan Bombay ile. Bollywood. Bakalım şöyle. Bombay merkezinde. Bugün Mumbai olan Bombay ile. Bombay ile. Çok iyi değil. Ama bugünkü falan burada var. Today's Mumbai. Bugün Mumbai olan. Hollywood değil zaten. Bu Amerika'dır. Bollywood olacak. Bu gitti. Bollywood India's 2 million dollars film industry with the center Bombay. May celebrate. Kutlayabilir. Kutlayabilir mi? Kutluyor mu? May gitti. Olamaz. India's falan filan industry Bollywood celebrated. Kutladı. Your yok. Kutladı geçen hafta falan yok. Bunlar gitti. Peki A'da today var mı? Today's Mumbai. Ama Bombay burada yok. Cevabımız Bursa arkadaşlar. Geçelim. 42'ye bakalım. Lady Gaga'nın sosyal medya başarısı birkaç yıl önce Facebook kadar popüler bir sosyal medya platformu olan MySpace'te başladı. MySpace'te başladı. Evet, Lady Gaga'nın sosyal medya başarısı. Social Media Success of Lady Gaga başladı. Birkaç yıl önce. Evet, a social media platform. Bir sosyal medya platformu olan, bence bu iyidir. Social Media Success. Gaga başladı bir last year. Geçen yıl. Birkaç yıl önce. Geçen yıl olmaz, bu gitti. Social Media Success of Lady Gaga başladı birkaç yıl önce. A social media platform as profitable as Facebook. Facebook kadar profitable, karlı mı? Popüler. Profitable. Profitable ama karlı demek. Popüler anlamı var mı? Karlı. Burada Facebook yok arkadaşlar. Burada Facebook yoktu. O yüzden onu eliyoruz. A gitti. Facebook olmadığı için. Bu da gitti. Geçen yıl değil. Bu da profitable. Bence gider. Karlı değil. Social media success birkaç yıl önce başladı. A social media platform as popular as Facebook. İşte bu. Cevap D arkadaşlar. Peki niye E değildir? Social Media Success of Lady Gaga başladı. Long before. Çok uzun zaman önce değil. Birkaç yıl önce. Cevap Diyarbakır arkadaşlar. Evet. Amerikan dini yaşamı ile ilgili yapılan bir araştırma. Amerika'da dindarlıkla alakalı bir araştırmadır. Bunlara yarın girelim arkadaşlar. Yarınki cuma günkü dersimizde bütün bu soruları çözeceğiz. Çözmemişseniz bunları bitirin arkadaşlar. Bitirin, sisteme işleyin yarına kadar. Zamanınız varsa, mümkünse eğer. Paragrafları şiddetle eleştirebilirsiniz. Çünkü ben hazırladım. Karşınızdayım. Onları rahat tartışabiliriz. Diğerlerini kontrol etmediğim için hani bazı sıkıntılar oldu. Onları ben şey yaparım. Onları nasıl halledebiliriz arkadaşlar? Onları zamanı olan arkadaşlar, olmayanlar çıkabilir. 1'de 2'de sanki bir sıkıntı yoktu. 4'te 5'te 6'da sanki iyiydi. 7 iyiydi. Evet, 8 iyiydi. 9 iyiydi. 10 iyiydi. Evet. İyi akşamlar hocam. Çıkabilirsiniz. Sadece buna bakıp dersi bitireceğiz. Bu iyiydi. Problem yoktu. 12'ye kadar problem yoktu. 13 de yoktu. 14 yoktu. 15 yok. 16 yok. 17 yok. 2. Evet. 18 yok. 19 yok. 20 yok. Sıkıntı yok. 21 arkadaşlar. 21'i ev verenler doğru yapmış. Head. Headli yapı. Ama zaten soruyu ben değiştirdim. O head'i kaldırdım. Evet arkadaşlar. Onu kaldırdım. Dolayısıyla şöyle yapalım. 21 E'yi de doğru kabul edeceğim. 21 E. Geçiyorum. 22 impact on as the doğru. Take away doğru. Also doğru. Bu contributes to. Bu da doğruydu. Sıkıntı yok. 27 although. Evet. Yani bu soru, evet, cevap D'dir. Yani B ile biraz oynardım ha ben. Biraz onu fazla güçlendirmiş, biraz daha zayıflatırdım bunu. Neyse.
Burada bir şey var mıydı? 6 ile bulundu, suçlu bulundu. Depremden dolayı suçlu bulunmak hani sıra dışı bir yargılama biçimi. Yani eleştiri alabilir bu soru. Cümle tamamlamalar çok hoş hazırlanmamış yani. Yani depremi tahmin etmedi diye bir insan yargılandığını dünya duymadı. Şimdiye kadar duydunuz mu arkadaşlar bunu? Ben duymadım. O yüzden yani belki eleştiriye açık ama cevabı değiştirmeyiz. Çünkü alternatif cevap yok. Poland, konu o 29'da sorun yok. 30'da bu mesela çok güzel bir soru değildi. Zıtlık iyi yakalanmadı burada. Ama onun alternatifi olabilecek bir cevabımız olmadığı için mecburiyetten A dedik. Çok hoş bir soru değildi bu da. 31, birçok hayvan korunuyorlar ama insanlar hala avlıyor. Tamam, bu da sorun yok. 32, ha bu 32 arkadaşlar. 32 ne yaptınız siz? Yani mesela ben C'yi kimse vermemiştir bence. 32. 32 cevaba C diyebilmemiz için C, D. Yani bu soruyu ben doğru kabul edeceğim. Bütün şıkları doğru vereceğim mecbur. Bu bütün şıkları doğru vermek zorundayım. Çünkü bunu İngilizce cümlesini keserek sen bunu soramazsın yani. Buradan ekonomiden iletişime ben geçemem yani. O kadar daha iyi olamayız. 32 bütün şıkları doğru kabul ediyorum. Kabul etmek zorundayız yani. Tamam. 33 bebekler kolay güzel bir soruydu. Oldu. Bu da arkadaşlar yani çok güzel bir soru değildi inanın. Çok rahat bir zıtlık bize vermiyordu. Yani şıkları biraz problemli hazırlanmış. Çok aceleye getirilmiş. Belli ki yani 34 evet de diyelim arkadaşlar bununla çok oynamayalım. Evet. Alkol, obeziti. Mesela bunu. Bunu E de kabul edeceğiz arkadaşlar. Evet. Diğerleri olmuyor. B ve E 35. B ve E yapanlar doğru kabul edeceğiz. 3 soru problemli. Ben daha fazla bekliyordum. 3 soruymuş şuraya kadar. Evet. Bu 36'da fena değildi. Güzel soruydu. 3 tane soru arkadaşlar değişecek. Yani bir soru kökten biz iptal ettik. Yani hepsini doğru kabul edeceğiz. Ben onu düzenlerim. Bu gece hallederim. Siz yarın sisteme girince size puan olarak gelir. 4 mü hocam? Bir bakalım 4'e tekrar. Ha, doğrudur. Biz şöyle demiştik. Large ama C ve D de olabilir. Bir de rol üstlenmek de vardı. Bir saniye. 4, B, C ve D'yi kabul edeceğiz. 4. soru. Ya o rol üstlenmek nerede vardı? Heh, şu soru mesela. A ve B. 6. soru. A ve B'ler doğru kabul et. Yani 5 sorumuz arkadaşlar. Evet. Hocam 4. soruya large çıkmaz. Unusual demişsiniz. B, D, E. Hangi? Kaçıncı soru hocam? 4. soru hocam. 4. Doğrudur. Large olur. Sever değil. Doğru. Large, smart, unusual. Doğrudur. Bu üçü. Üçü de gelebilir bence. Dolayısıyla B, D ve E. Tabii ben bunları düzelteceğim. Ha. Sadece sizin sınav puanınızı etkilemesin diye geçici düzelteceğim. Ama soru köklerini yani şıklarını komple değiştireceğim. Tabii siz onu görmeyeceksiniz. Belki sınavdan önce yeniden bunları çözmeye çalışınca doğrusuyla karşılaşırsınız. Bunları benim halletmem lazım. Peki arkadaşlar çok teşekkür ederim. Yarın 7'de kalan sorularla devam ediyoruz. Hepinize hayırlı geceler. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.